Sırada demeden önce evet, bu arada Nazır Ağbulut'un hatırlattığı gibi sürekli söylüyoruz. SMS alamayan değerli köylülerimiz, gençler kim olursa olsun SMS alamayanlar lütfen masaya müracaat etsin. Bilgisayar ortamında hemen anında bakıyor, kaydını yapıyor, yeniliyor. Çünkü site değişti, yenileme yapıldı. Daha önce kayıtta olsa da SMS alamayanlar var. Lütfen onlar da masaya müracaat etsin. Evet, şimdi de Sayın Başkanımız hesap notları davet ediyoruz kürsüye. Sayın Başkanım, sizi böyle alalım. Alkışlarla lütfen. Bu kadar mı? Teşekkür ediyoruz. Kıymetli köylülerimiz, konuşmama başlamadan önce öğlen ezanı vakti geldiğini biliyorum ama birazcık müsaade isteyeceğim. Herhalde vakit iyi geçirmiş olmayız. Çok fazla uzatmayacağım. Saygıdeğer köylülerimiz, kıymetli misafirlerimiz, hepiniz doğup büyüdüğümüz topraklara, çocukluğumuzun geçtiği, ekin ekip tarla biçtiğimiz, yayla yayladığımız Karapuvar'a, bu ata diyarına hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum. Kıymetli köylülerimiz, dernekler üye sayılarıyla, köyün kalabalığıyla, çoğunluğuyla övünürler. Refahiye'nin değişik bölgelerinde katıldığımız toplantılarda söylenilen şuydu. Refahiye'nin en büyük köylerinden birisi Altköy'ü. Evet. Doğrudur. Gerçekten Altköy Refahiye'nin en büyük köylerinden bir tanesi. Fakat bizim Karapuvar o kadar çok büyük ki, Altköy'ler o kadar çok dağıldı ki bir araya gelmesi çok zor oluyor herhalde. Şimdi her geçen yıl coşkuyla kutladığımız pikniğimiz bu sene Allah'ın hikmeti birazcık serin geçiyor. Belki içimizde üşüyenlerimiz vardır ama bu birliği, beraberliği, coşkuyu görünce belki onların içini ısıtır diyorum ben. Sevgili köylülerimiz, İstanbul'dan 1000 kilometrenin üzerinde yol kat edip buralara kadar geldik. Bundan 2009 yılında yaptığımız piknikten sonra buradaki ikinci pikniğimiz. Tabii daha önce de piknik yaptık burada. İstanbul'dan gelemeyen köylülerimizin burada bulunan herkese ayrı ayrı selamları var. Onu bir kere ileteyim. Başta belediye başkanlarımız vardı davet ettiğimiz İstanbul'da. Gelemediler, selamlarını gönderdiler. Şunu söyleyeyim, hemen belirteyim. Köyümüzde etkinlikler devam ediyor. Çalışmalar devam ediyor. Bir tarafta konağımızın çalışmaları, muhtarımızın bahsettiği gibi üst katında kalan yapılması gereken odalar var. Bu odaların yapımını üstlenen köylülerimiz var. Bunların isimlerini ben biraz sonra sizlere anons edeceğim. Onun öncesinde köyümüzün yarınla ilgili bir programı daha var. Onu da belirteyim. Köy konağımızın önünde inşaatı yapılmış olan bir çeşme var. Çoğunuz görmüşsünüzdür. Seyit Sinan Hürabekir Hazretleri hayrına Cömertler kabilesi tarafından yaptırılan çeşmenin yarın mevlidi ve açılışı var. Yemekli mevlüt. Buna tüm köylerimiz ve hemşerilerimiz davetlidir. Buradan ben kendilerine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sevgili köylülerimiz, köy konağımızın üzerindeki odalarla ilgili hepinizin malumu, biliyorsunuz 12 tane bağımsız odamız var.
bu odalar içerisinde isim hakkı alıp bedelini verip atasının, dedesinin, babasının veya kendi ismini yazdırmak isteyenlere biz bu kapıyı açmıştık. Bunların içerisinden 4 tanesi netleşmiş oldu. Rahmetli amcam Refahiye Dernek Başkanı, aynı zamanda kurucusu Ömer Battal adına oğlu Gökhan Emre Battal finansmanını sağladı. Bir odayı o tesis etti. Rahmetli Sebahattin Sarıca abimizin hayrına çocukları tarafından bir oda tahsis edildi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Fotoğraf babam çekilsin. Bir diğer oda. Sürü Yeni Dünya abimiz tarafından dibe. Babası hayrına, bakın onun duyarlılığını burada dile getirmek istiyorum. Burada bir örnek olması için kendisi özellikle bunun için geldi. Çocuklarını, gelinlerini, torunlarını, annesini aldı geldi. Ve kendisi şu an burada, kendisine teşekkür ediyorum. Şu an kendisi teberrüsünü yapmak istiyor. Sürü abimi teberrü masasına davet ediyorum. Evet, abdest almaya gitmiş, abdest alıyor, geliyor. Nakit olarak 5000 lira ödüyor kendisini ve alkışlar mısınız? Allah razı olsun, evet. Canlı şahidi burada, kendisi nakden ödemesini yapıyor. Evet. Bir diğer taahhüt, Yalçın Köle. Ona da teşekkür ediyoruz. O da bir odayı tahsis etti. Bir diğer oda daha çıktı bakın şu an. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Muhlis Karaca. O da bir oda tahsis ediyor. Buyurun, canlı şahidin nakden ödemesini yapıyor. Alkışlar mıyız lütfen? Evet, 5'e çıktı. Evet, şimdi bazımız sürü olarak biliyor, Vural Yeni Dünya diyoruz. Kimlik kayıtlarında 5000 lira. Evet, kendisi burada ödemeyi muhasibimize yapıyor. Muhlis Karaca, kendisi burada ödemesini yapıyor. Evet, tereddütü şüphesi olan varsa buyursun masa orada. Evet, Yasin Köle'ye de teşekkür ediyoruz. Tabii burada bu insanları zikrederken bunun evveliyatında ve akabinde devam edecek, öncesinde de yapmış olan herkese ben şahsım ve yönetim kurulum adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun.